istiyorlar derviş? Sizi istiyorlar hünkârım. Eğer Cülüs bahşişe ödenmez ise sarayı başımıza yıkacaklarmış. Köpeklerin boynunda tasma olsa ne fayda? Et veren ele itaat ederler. Vermeyince ısırırlar. Hallerini bildirmenin vakti geldi. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Askerin gözü dönmüş. Usulünce davranmazsak sarayı başımıza yıkarlar. Kul taifesi buna cüret edemez. O halde iyi bak. Görmez misin? Kulları nasıl da öfkeden delirmiş. Geçen sene de böyle dayanmışlardı kapıya. Unuttun mu? Rahmetli hünkâr baban istediklerini verdi de öyle kurtardık canımızı. Hatırlamaz mıyım sultanım? İki ağanızın kellesini aldılar. Gazanfer ve Osman'a. Lime lime ettiler. Bununla yetinmeyip padişahı bile değiştirmeye cüret etti hainler. İşte... aklı olan maziden ders alır. Derhal Cülüs Bahşişi dağıtılmalı. Keşke mümkün olsaydı. Lakin hazinem kan olmuş, dört bir anda akıyor. Bizim hazinemiz ne güne durur? Arzu edersen hemen dağıtırız. O vakit asker yatışır. Ocaklarına dönerler. Karşılığında ne istiyorsunuz sultanım? Bize reva gördüğün sürgünden vazgeç. Biz de hazinemizi açalım. Bu işin sonu iyi değil. Divana yürüyün! Hakkımızı alacağız! Çabuk, çabuk!
sakın davranmayın. Biz padişahı isteriz. Biz ayak divanı isteriz. Hakkımız olan Cülüs Mahşili isteriz. Bostancılar, indirin kılıçlarınızı. Bu iş kan dökülmeden çözülecek. Öyle değil mi Abdi Ağa? Eğer istediğimizi alırsak kan dökülmez elbet. İndir. Yürüyün ağalar. Divan-ı Hümayun'a yürüyün. Ayak divanı isterler. Mühim olan sizin ne istediğiniz hünkârım. Safiye Sultanımızın teklifini neden reddettiniz? Devlet ve saltanat namusunu kullarıma boyun eğerek mi kurtaracağım derviş? Kimse bana şart koşamaz. Kabul ederim ki akıllıca kurulmuş bir oyun bu. Dahası tuzak. Sakin olmanız ve en hayırlı kararı vermeniz icap ediyor. Kararım bellidir derviş. Diğer bölüklere haber yolla, emrediyorum. Hepsi kılıçtan geçirilecek. O kadar vaktimiz yok. Zaten bölüklerin çoğu savaşlarda. Sayısı az. Zinhar Spy ve Yeniçeri ile baş edemeyiz. Hazinemizi açtık. Lakin torunumuz bunu gurur meselesi yaptı. Rabbim sonumuzu hayretsin. Yapmayın ağalar. Padişah efendimiz söz verdi. Mısır hazinesi gelir gelmez Cülüs bahşişi dağıtılacaktır. Oyaladığınız kâfi. Sabrımız tükendi artık Kasım Paşa. Biz hakkımızı isteriz. Yol yakınken ocağınıza dönün. Her şey sulh içinde çözülsün. Kan dökülmesin. Dönmek yok Sunullah Efendi. Hakkımızı almadan ocaklara dönmek yok. Laftan anlamaz mısınız siz ağalar? Yok işte. Canımızı mı alacaksınız? Doğru bildin Kapıdan Paşa. Bugün bu meydanda nice kelleler kesilecek. Dua et ki onlardan biri seninki olmasın. Ne cürette Yusuf Ekber? Bizim davamız paşalarla değil ha. Padişah ya hakkımızı verir ya da tahtını. Bahşişlerimizi almadan dönmek yok. Yürüyün. Dönmemiz lazım. Saray burnuna kadar kestirdim. İcab ederse. İcab ederse ne derviş? Kaçacak mıyım? Bir yolu daha var. Hayır. Safiye Sultan'a boyun eğmeyeceğim. Tahtımı hazır edin. Ayak divanına çıkacağım. Hünkârım, müsaade buyurursanız evvelden ben görüşeyim. Nihai çare olarak yapılsın ayak divanı.
seni üstümden eksik etme ya Rabbim. Sultan Ahmet Han Hazretlerinin yüce fermanıdır. Asker! Herkes bilsin ve işitsin ki cülüs bahşişi ulufelerinize ilaveten dağıtılacaktır. Her kim bu söze itibar etmez ve asiliğe devam ederse hiç şüphe yok, kellesinden olur. Hatasından dönüp ocağına çekilenler ise yüce padişahımızın affına mazhar olacak ve haklarında hiçbir tahkikat yapılmayacaktır. Kapı kulu sipahilerinin sabır taşı çatladı derviş ağa. Bugün yarın derken aylar oldu. Biz hakkımızı isteriz! Hakkımızı isteriz! Abdi ağa doğru söyler. Ok yaydan çıktı. Yeniçeri de hakkını almadan dönmez. Hakkımızı isteriz! Hakkımızı isteriz! Hakkımızı isteriz! Bakir ağa! Senin sözün ne vakittir Yeniçeri'nin sözü olmuştur. Bilmez misiniz? Padişah efendimiz baş Yeniçeri'dir. Bizim yolumuzda kardeşe kılıç çekmek var mıdır? Yoktur ağa! Yoktur ağa! Hakkımızı yiyen, lokmamızı elimizden alan bizden değildir. Zülfikar ağa! Vurun kapılara! Vurun! Ya padişah gelecek! Ya padişah gidecek! Dönün de etrafınıza bir bakın. Yüce Rabbimiz bu alemi öfkeyle mi yoğurdu? Nefretle mi yarattı? Aşk ile, hürmet ile çalınacak kapıya tekmeyle, tokatla girersiniz. Siz varlıkta dost olanlardan mısınız?
Yoksa dar günde Hızır olanlardan mı? Tuz ekmek hakkını gözetmez misiniz? Emirine itaat eden bana itaat etmiş olur. Emirine karşı gelen ise bana karşı gelmiştir diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Emirül Müminin olan Padişah Efendimiz size bir söz vermiş. Ya şimdi onun buyruğuna itaat eder, ocağınıza dönersiniz. Ya da karşı gelir, yıkar geçersiniz. Bizim kulluğumuz Padişah Efendimiz'e ayandır Şeyh Efendi. Yeniçeri, Cülüs bahşişini beklemeye razıdır. Öyle değil mi ağalar? Öyle ağalar. Eyvallah. Sipahi de bekleyecek Şeyh Efendi. Lakin bize verilen söz tutulmazsa... hesabı elbet bir gün sorulur. Dön geri. Gönlünüz varmış sultanım. İşiten de aslanıma yardım ettiğinizi sanır. Oysa siz sadece sarayda kalmak için pazarlık yaptınız. Lakin ne fayda? Yakında Gözyaşı Sarayı'na gideceksiniz. Ben Lasek. Başımıza müneccim mi kesildin? Yarın olacağını kim bilebilir? Ben size ne olacağını değil, ne olduğunu söylüyorum. Sizin devriniz bitti sultanım. Artık benim devrim başlıyor. Asi'nin üzerine yürümesi icap eden askerim benim üzerime yürüyor. Sadakat dediğim bir avuç altından ibaretmiş. Vermeden almak yalnız Allah'a mahsus aslanım. Çok şükür derviş gibi her daim sadık kullarında var. Kimdi o derviş? Bir anda çıkıp gelen. Üsküdar'daki Celvetiye Meşayi'nden cümle İstanbul ailesinin itibar ettiği türlü keramet sahibi mühim bir zattır hünkârım. Aziz Mahmud Hüdayi. Hüdayi Hazretleri. Rabbim sesimi işitti valide. Duamı işitti. Ve onu buraya gönderdi. Koruması için onu buraya yolladı.